4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Ekim enflasyonu sonrası gündemde. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve %6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise Ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ekim ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? 4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri her yıl iki kez enflasyon farkı alırken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından paylaşılan verilere göre, Eylül ayında enflasyon aylık %2,97 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre, aylık enflasyon Temmuz ayı için %3,32, Ağustos ayı için 2,47, Eylül ayı için 2,97 ve Ekim ayı için de %2,88 olarak açıklandı. SGK ve Bağkur emeklileri şimdiden %12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise %1,87 olarak açıklandı. Haberler Foto Galeri NTVara Haberleri. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Ekim enflasyonu sonrası gündemde. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere memur maaşlarına enflasyon farkı ve %6 oranında toplu sözleşme zammı yansıtılıyor. Milyonlarca çalışan memur ve emekli ise Ekim enflasyonunun belli olmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Ekim ayı verilerine göre memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Yunus Karabulut, 4 Kasım 2024, 14:36. Haberler. Paylaş. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Ekim enflasyonu sonrası gündemde. 1. 4 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, milyonlarca memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri her yıl iki kez enflasyon farkı alırken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise oluşan enflasyon kadar zamma hak kazanıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayına ilişkin 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla zam oranları da netleşmeye başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? NTVara Haberleri. Kirada yeni dönem başladı. Sözleşmeler E-Devlet'ten yapılacak. Kirada yeni dönem başladı. Sözleşmeler E-Devlet'ten yapılacak. Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı. Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı. Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? 2025 yeniden değerleme oranına göre harç bedelleri. Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? 2025 yeniden değerleme oranına göre harç bedelleri. Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 Kasım ayı kira zammı ne kadar, kaç Türk lirası? Kasım ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
2024 Kasım ayı kira zammı ne kadar? Kaç Türk lirası? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Ekim enflasyonu sonrası gündemde. 2. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından paylaşılan verilere göre, Eylül ayında enflasyon aylık %2,97 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre, aylık enflasyon Temmuz ayı için %3,32, Ağustos ayı için 2,47, Eylül ayı için 2,97 ve Ekim ayı için de %2,88 olarak açıklandı. SGK ve Bağkur emeklileri şimdiden %12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise %1,87 olarak açıklandı. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Ekim enflasyonu sonrası gündemde. 3. Bu hesaplamalar doğrultusunda %1,87 enflasyon farkına 7. dönem toplu sözleşmesindeki %6 ilave edilmesi halinde toplam %7,99 kümülatif zam meydana gelecek. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. 4 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşları ne kadar olacak? Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verilerine göre, Ekim ayında enflasyon aylık bazda %2,88 yükseliş kaydetti. Bu verilere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 4 aylık enflasyon farkına göre şimdiden %12,06'lık zamı hak etmiş oldu. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Ekim enflasyonu sonrası gündemde. 5. 2025 memur ve emekli zammı Ocak ayında ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri, Ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Ekim enflasyonu sonrası gündemde. 6. Ekim sonu itibarıyla bu rakam %12,06'yı aşmış durumda. Net rakam Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında %6'da toplu sözleşme zammı alacak.